Selamlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün az önce görmüş olduğunuz şık ve kullanışlı bandanamızı yapacağız. 3,5 milimlik bir tığım var. Bunu kullanacağım yaparken. Petro mavisi bir ipim var. Tülermeyen bebek iplerinden. Marka veremiyorum çünkü etiketini bulamadım. O yüzden sizin elinizde de varsa 3,5 milimlik bir tığa uygun ipleriniz, onları değerlendirebilirsiniz. İpinize uygun kendi seçtiğiniz şöyle güzel bir düğme de gerekiyor. Bir de makasımız var tabii ki. Hazırsak ve abone olduysak başlayalım. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. 14 tane zincir çekeceğim. Hemen düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İpimi doluyorum. Bu modelimizde ikili trabzan kullanacağız. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu başta atladığımız 3 zinciri 1. trabzanımız olarak sayıyoruz. Bu da 2. trabzanımız. İpimi doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane oldu. Bu şekilde ilerliyoruz. Zincirimizin sonuna kadar toplamda 12 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. 12 tane ikili trabzanımı tamamladım. 3 zincirle üst sırama geçiyorum. 2, 3, döndürdüm örgümü. Şimdi artık burada blo yapacağız. Kabartmalı bir görüntü istediğimiz için. Eğer bu görüntüyü istemiyorsak normal ilmeğin ikisini de alarak örebilirsiniz. İpimi doluyorum. Buradaki en dibe değil bir sonrakine batıyorum. Çünkü bunu da birinci trabzan saydığım için buraya arttırma yapmış oluyorum. Buraya batarsam onu istemiyorum. Arttırma yapmayacağım. O yüzden ikinci gözükene batıyoruz. Blo yapıyoruz. Saç örgümüzün ortasından girip karşı tarafı örüyoruz. Saç örgüsünün bizden yana olan kısmı kalıyor. 6 tane yapıyoruz. Üç. Dört. Beş. Ve 6. Şimdi ortadaki örgü için 15 tane zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Zincirimi çektikten sonra kalan 6 ilmeğimi blolarla yaparak devam ediyorum. Hemen bitiş yerindeki ilmeğe batıyoruz. Atlamıyoruz hiçbir şekilde. Yine blo şeklinde aldım. Ve ikili trabzanımı yapacağım. Pardon. İpimi doladım. Battım. İkili trabzanımı yaptım. Doladım. Battım.
yine trabzanımı yaptım. Burada da 6 tane ikili trabzanımız olacak. 3 oldu. Dört. Beş. Ve altı. Evet, iki sırayı böylece bitirdik. Yine üç zincirle. Üst sırama geçtim. Yine bu birinci trabzanım. 6'ya tamamlıyorum bu trabzanımı. Yine blolar şeklinde devam ediyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi yapmamız gereken burada örmüş olduğumuz zincirin üzerine sık iğne örüyoruz. Bakın, arasına batmıyoruz. Yani şöyle ortasından girip üzerine normal sık iğnemizi örüyoruz. Zincirlerin arasına batmıyoruz. Burada da tam sayı veremiyorum ama 18-20 arası sık iğne sayısı olarak geçiyor. Kaç tane yaptığımı söyleyeceğim birazdan. Benim mesela şu an 16 tane oldu. Sanırım ipim kalın olduğu için. Yine 6 tane blolar şeklinde yaptığımız ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Son kez. Altı. Burada yaptığımız işlem, burada daha sonra saç örgüsü şeklinde gözükecek kısımları sağlamlaştırmak için 3 zincir çekiyorum ve üst sırama geçiyorum. Çevirdim örgümü. Buralar artık tamamen aynı. Buralarda 6 tane ikili trabzanımız var. Blo şeklinde örüyoruz. Burada yaptığımız şey, bir sırasında zincir gidiyoruz. Bir sırasında zincirin üzerine sık iğne gidiyoruz. Ama burada yaptığımız sık iğne sayısını bütün sıralarda aynı yapın ki farklılık oluşmasın. 16 tane demiştim. Diğer sıralarda da zincirlerimin üzerine 16 tane sık iğne yapmış olacağım. Sıra başında 6 tane trabzanımı yaptım. 15 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Burada yine diğer 6 tane trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, ve 6. 3 zincirim var. Üst sırama geçtim. Önce 6 tane ikili trabzanımı yapacağım. Sonra zincirimin üzerine kaç tane sık iğne gittiysem o kadar sık iğne gideceğim yine. Hemen 6 tanesini yapalım. Bu 1. 2. 3, 4, 5, 6. Sık iğnemize geçtik. Zincirimizin üzerine bir önceki sayıyla aynı sayıda sık iğne gidiyoruz. Evet, ipimi doluyorum. Diğer 6 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani bir sıra buranın zincirini çekiyorum. Diğer sırada üzerine sık iğne gidiyorum. Böyle devam ediyoruz. Şimdi bu modelimizi belli bir sıraya kadar ördük. Peki kafamıza uygunluğunu nasıl ölçeceğiz? Kaç sıra öreceğiz? Şimdi böyle açıkken bunu anlayamıyoruz. Yapmamız gereken saç örgüsü geçiyor ya ortadan modelimizde. Onu oluşturmak için bir sonraki bu ortada yaptığımız ilmeği bir öncekinin içinden geçiriyoruz. Bir sonrakini bir öncekinin içinden geçiriyoruz. Bir sonrakini bir öncekinin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Evet. Şimdi bunun hepsini böyle birbirine geçirdikten sonra kafamıza koyarak ölçüyoruz. Eğer kafamıza uygunsa istersek bu şekilde uçları dikebiliriz ya da hiç dikmeden buraya seçtiğimiz düğmemizi dikerek buraya bu sondaki saç örgümüzün kalanını buradaki düğmeye geçirip
kullanabiliriz. İsteğimize kalmış. İsterseniz uçuca dikin, isterseniz dikmeden düğmeyi geçirerek kullanın. İsteğinize kalmış. Kafamın ölçüsüne kadar örüp düğmemi de diktikten sonra sonunu göstermek için sizinle birlikte olacağım. Evet, bandanamı bitirdim. Düğmemi de diktim. Bu araya dikiş atmadım ben. Düğmesini kapatarak kullanacağım şu şekilde. Çok şık oluyor. İsterseniz gösterebilirsiniz. İsterseniz düğmeyi enseye getirebilirsiniz. O zaman da bu şekilde sadece desen gözükür. Her şekilde kullanılabilir. 22 tane şu saç örgülerinin halkasını diye tabir edeyim. 22 tane ördüm ben kendi baş ölçüme göre. Siz de yine dediğim gibi başınızı ölçerek örmeye devam edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Takıldığınız yerlerde yorumlarda sorabilirsiniz. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.